23 Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar ne kadar talihsiz ve ahmaktır. Kardeşin kardeşten kaçacağı, ananın evladını tanımayacağı o gün için hazırlanmıyorlar. Böyle kimseler dünyada da ahirette de zarardadırlar ve sonunda pişman olacaklardır. Aklı başında olan bu dünyayı fırsat bilir. Bu kısa zamanda yalnız dünya lezzetleriyle zevklenmek için değil, belki bu fırsatta tohum ekmek ve bir hayırlı iş, yani Allahü Teala'nın beğendiği işi yaparak ayet-i kerimede bildirilen kat kat fazla meyveleri toplamak istemelidir. Cenab-ı Hak bu kısa zamanda yapılacak hayırlı işlere ve ibadetlere sonsuz nimetler ihsan edecektir. Peygamberine tabi olmayan, İslamiyeti beğenmeyenlere de sonsuz azap yapacaktır. Nitekim Nisa suresi 172. ayet-i kerimesinde mealen Muhammed aleyhisselama inanıp ahirete yarayan işleri yapanlara yani ahkamı İslamiyeye uyanlara Allahü Teala vaad ettiklerini verecek ve ayrıca çok ihsan yapacaktır. Allahü Teala'ya ibadet etmeyi, yani Muhammed aleyhisselama itaat etmeyi aşağılık gericilik sanıp kendilerine asri ve münevver diyerek büyüklük taslayanlara çok azab edecektir. Kendilerine herkesin üstünde sanan bu kâfirleri cehennemden kurtaracak bir yardımcı Allahü Teala'dan başka bir kuvvet sahibi bulunmayacaktır buyuruldu. Niçin böyle sonsuz azap yapacağını kendisi bilir. İnsanların kısa akılları bunun sebebini kavrayamaz. Mesela dünyada yapılan cinayetlere de çeşitli cezalar emretmiştir. Bunların sebebini ve hikmetini hiçbir insan anlayamaz. İşte böyle geçici kısa bir zamandaki küfre sonsuz azab edecektir. Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini ve İslamiyetin hükümlerinin hepsini akla uydurmaya, akla beğendirmeye kalkışan peygamberlik makamının derecesini anlamamış ve inanmamış olur. Böyle İslamiyeti akl ile, felsefe ile izaha ve inandırmaya çalışan kitapları okumamalıdır.